Turizm Gerçeği isimli programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Merhabalar efendim. Turizmde Ocak ayı demek erken rezervasyon dönemi demektir. Şu ana kadar eldeki rezervasyonlar sezona yönelik hangi işaretleri veriyor? Marmaris Otellerinden aldığımız ilk bilgileri sizlerle paylaşacağız. 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Emit İstanbul Fuarı'ndaki gelişmeler, Turizmcinin yurt içindeki bu en büyük buluşmasında neler yaşandı bunu da konuşacağız. Emit öncesinde ise Türkiye'nin ortak ülke olarak katıldığı Helsinki Fuarı'na bakacağız. İskandinavların bu önemli fuarında ortak ülke olmak ne anlama geliyor? İskandinav pazarında 2017 sezonu nasıl görünüyor? Erken sezonun da erkeni olan Nevruz Bayramı'nda İranlı turistlerden umut var mı? her yıl az da olsa Mart ayını hareketlendiren İran'dan bu yıl beklenti ne? Terör nedeniyle büyük darbe yiyen turizm sektörümüzde krizden dolayı geliri yükselenler de var. Kriz ortamında rağbet gören alt sektör hangisi? Ülkemizde en çok turisti çeken Antalya bölgesinde işler nasıl gidiyor? Antalyalı turizmci sezona nasıl bakıyor? Şimdi ayrıntılara bakalım. Emit Fuarı ülke içi turizm hareketinden pay almak isteyen turizmcinin buluşma yeri. İstanbul Beylikdüzü'ndeki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nda yani kısa adıyla Emit Turizm Fuarı'nda tüm turizmciler bir araya geliyor. 26-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen fuar hemen söyleyelim önceki yıllara göre durgun bir görüntü sergiledi. Coşkudan uzaktı. Fuara gelenler genel olarak ne olacak halimiz sorusu üzerinden sohbetlerini yaptılar. Umut olarak görülen ülkemizin tur operatörlerinin erken rezervasyon verileri yüzleri güldürmekten uzak kaldı maalesef. Fuarda yabancı katılımcılar da vardı. Başta Yunanistan, Bulgaristan, Uzakdoğu ülkeleri Türkiye'den gelen turisti çekmeye çalışması yaptılar. Renkli görüntüler vardı. Ancak önceki yıllardan görmeye alışık olduğumuz yoğun ilgi yabancı ülke standlarında da görülmedi bu yıl. En çok ilgi çeken neydi biliyor musunuz? En çok ilgi çeken her zamanki gibi göresel ürünlerini, yeme içme kültürünü tanıtan, özellikle de bedava, ücretsiz yiyecek içecek dağıtan bölge standlarıydı. Hatay ilimizin künefe dağıttığı masanın önünde oluşan uzun kuyruk, ziyaretçilerin fuar ziyaretçilerinin daha çok neyi merak ettiğinin göstergesiydi. Fuarın en ilginç ve en çok tartışılan görüntüsü ise Kırıkkale, Orta Anadolu ilimiz Kırıkkale standındaydı. Emit bir turizm fuarı. Bu fuarda öncelikle turizm profesyonelleri, otelciler, ajanteciler, havayolu şirketleri bir araya gelerek sektörel konulara ele alıyorlar. Diğer taraftansa biraz önce bahsettiğimiz yeme içme standları gibi yerel yönetimler bölgelerini en iyi şekilde tanıtıp daha fazla turist çekmeye çalışıyorlar. Bazı salonlarda yöresel ürün tanıtılıyor, küçük esnaf satış yaparak gelir de elde edebiliyor. İşte bu standlardan birisi de Kırıkkale elimizin standıydı. Ancak o standla tanıtılan ürün ne bir yiyecek içecek malzemesi ne de tarihi kültürel bir değerdi. Kırıkkale standına uğrayanlara tanıtılan ağır makinalı silahlardı. İlk anda görenlerin şaşkınlıkla karşıladığı, son model silahlara ilgi duyan, fotoğraf çektiren vatandaşlarımız da vardı. Ama yıllarını turizme vermiş olan profesyonel turizmciler bir turizm fuarında olmaması gerektiğini düşündüğü bu görüntüler için ağır eleştiride bulundular. Bizler de 10 yıldır katıldığımız onca turizm fuarı içinde ilk kez silah tanıtımıyla karşılaşmış olduk böylece. Turizm fuarında ağır silahların tanıtımı konusunda yorumu sizlere bırakıyoruz. Geçelim Marmaris'in Emit'te neler yaptığına. Marmaris standı özellikle ilk iki gün, yani sektör temsilcilerinin görüşmelerini yaptığı ilk iki günde fuarın genelinin tersine oldukça hareketliydi. Bir kere Marmaris Belediyesinin ticaret ve deniz ticaret odalarının, TÜRSAP ve Güneyge Turistik Otelciler Birliği'nin birlikte hareketi ve standı birlikte hazırlamaları işletmecilerimiz açısından moral verici bir gelişmeydi. Belediye Başkanı Ali Acar, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, TÜRSAP Marmaris'in yeni başkanı Ali Kırlı ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu Marmaris standına gelen ziyaretçilerle birebir ilgilendi. Marmaris standı iki gün boyunca çok hareketli, çok güzel görüntülere sahne oldu. Peki Turizmciğimizin iç pazardaki beklentisi ne oldu buna bakalım. Gerçekçi olanlar iç pazarda çok büyük hayallere kapılmanın yanlış olacağını baştan söylüyorlar. Onlara bunu söyleten erken rezervasyonlarda henüz bir kıpırdanma olmamasıyla birlikte ekonomik durgunluğun en önce tatil harcamalarına yansıyacağı düşüncesi. Ama yine de net konuşmak için erken olduğunu Mart ayına kadar beklenmesi gerektiğinde ekliyorlar. Sektörde daha iyimser bakanlar da var duruma. Bu daha iyimser bakan turizmcilerimize göre ise sezon yaklaştıkça rezervasyonların gelmeye başlayacağını en kötü ihtimalle de Temmuz-Ağustos aylarının kurtarıcı olacağını düşünüyorlar. Marmarisli otelciler ve ajanteciler umutlarını koruyarak yeni pazarların da peşindeler bu arada. Küçük de olsa kimisi Moldova'dan operasyon başlatmaya, kimisi son yılların yeni pazarı İran'a fuar çalışmalarına katılmaya hazırlanıyor. Ve tabii ki Rusya ile Ukrayna pazarından da beklentisi yüksek olanlar var. Emit'in ilk günü belediye başkanı Ali Acar, oda başkanları Mehmet Baysal ve Hasan Mengi, GETOP Başkanı Bülent Bülbüloğlu'nun girişimleriyle önemli bir ziyarette de bulundular. Muğla Valisi Amir Çiçek'in eşlik ettiği heyetimiz, Türk Hava Yolları'nın yönetim merkezinde yönetim ve icra kurulu başkanı İlker Aycı ile görüştüler. Görüşmenin konusu Marmaris'in ana pazarlarından birisi olan Manchester'dan Dalaman'a uçuşlardı. Marmaris'e en çok İngiltere'nin Manchester bölgesinden ziyaretçi geldiğini anlatan heyet üyeleri bu önemli pazar için Türk Hava Yolları'nın 12 ay uçuş koyması halinde olumlu sonuç alınacağını belirttiler. Bu talep karşısında cevap ne oldu diye merak ediyoruz. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bu teklifi değerlendireceklerini, piyasa araştırmasının sonucuna göre bir karar vereceklerini söylüyor. İlk edinilen izlenim ise Türk Hava Yolları'nın risk almak istemediği yönünde. Yıllardır tartışılan, konuşulan milli hava yolumuzun turizm bölgelerine destek uçuşları konusunda yine de bir adım atılmış oldu. Şimdi uzmanların değerlendirmesini bekleyeceğiz ama çok da umutlu olmayalım diyor. Ziyarette bulunan heyet üyeleri ve Emit konusuna son bir değerlendirme ile de noktayı koyalım değerli izleyiciler. Emit gerçekten de Marmaris ve Marmaris benzeri Bodrum, Fethiye, Antalya, Kuşadası hatta artık Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgelerimizin de turizmden, iç turizmden pay almak için yoğun olarak ziyaret ettiği bir fuar. Emite son iki yıla kadar o kadar yoğun ilgi vardı ki fuar organizatörleri koridorlarda boş yer bırakmamıştı. Her yer irili ufaklı standlarla dolardı. Bu yıl gidenlerse en baştan koridorların boş kalmasından yani o irili ufaklı standların sayısının azlığından ilginin az olacağını da anlamışlardı. Bu iki nedene dayanıyor tabii ki. Birincisi ekonomik durgunluğun verdiği bir e, sorun söz konusu ve e, bütçesi sınırlı olan e, küçük işletmeler fuarda yer almaktan kaçındılar. Zaten dar olan bütçelerini fuara e, fazlaca ayırmak istemediler. Ha tabii ki bu turizmcilerimiz de fuardaydı ama herhangi bir stand almadan tesislerine özel bir stand kurmadan ziyaretçi bazında fuara katıldılar. Fuarın büyük ikinci eksikliği ise Avrupa ülkelerinin katılımıydı. Son iki yıla kadar fuarda görmeye alışık olduğumuz ve Türkiye'den çok sayıda turist çeken bazı ülkeler bu sene fuarda yoktu. Daha çok Balkan ülkeleri, Orta Doğu ülkelerinin ve Uzak Doğu ülkelerinin Türk turiste yönelik ...yarışını izledik ama çok da heyecan verici değillerdi. Deyim yerindeyse önceki yılları fazlasıyla aratan bir fuardı. Yine de karamsar olmak için bu kadar verilere bakarak son sözü şimdiden söylemek mümkün mü? Tabii ki değil. Geçen programda da bahsettik, ülkemiz gitgide bir son dakika ülkesi haline geliyor son dakikada satışların yapıldığı. Son dakikada Türkiye'de tatil yapalım kararının verildiği. Hatta hatta kendi insanımızın bile son dakikada karar verdiği bir tatil ülkesiyiz. Zaten e, tur operatörleri, yerli tur operatörlerine baktığımızda ülke içinde turist e, getiren, götüren operatörlere baktığımızda yaklaşık %25-30'u kamu görevlisi üzerinden çalışıyor. Yani Türkiye'de tatil yapan topluluğun yaklaşık yüzde otuzu resmi kurumlarda çalışan memurlar, işçiler. Ve bunlar da maalesef ki yıllık planlamalarını bu kadar erkenden yapamıyorlar. Şimdi ne yapacağız? Hep beraber Mart ayını, Nisan ayını bekleyeceğiz. Turizmcimiz bir panik havasında değil de Marmaris bölgesi için bunu söylüyoruz en büyük sorun neydi? En büyük sorun belirsizlik. Yani sezon nasıl geçecek? Fiyatlar ne olacak? Evet bunu da yeri gelmişken söyleyelim. En büyük endişe aynı zamanda belirsizliğin yanında bir de endişe var. Endişe de tur operatörlerinin yerli olsun yabancı olsun fiyatları aşağılara çekme çabası. Gerçekten de zor günler geçiren otelcimiz artık bu fiyatların daha da aşağı çekilmesini istemiyor ve e, erken rezervasyon döneminde kendilerine gönderilmeyen rezervasyonların bir silah olarak kullanılmasını istemiyorlar. Bunu açık açık dile getiriyor otelciler artık gizlisi saklısı yok diyorlar. E, samimi bulmuyorlar bazı tur operatörlerini ellerinde rezervasyonları tuttuklarına inanıyorlar. Bunun da e, Çözümünü bulmak için kendileri münferit olarak müşteriyle ilişki kurmaya başlamışlar bile diyoruz. Ve e, Emit'i tam bir belirsizlik içinde geçirdiğimizi söyleyerek e, diğer konularımıza devam ediyoruz. Emit'ten önce 2017 yılının Avrupa'daki ikinci önemli turizm fuarı Matka Mesut. Helsinki Turizm Fuarı'ydı. 80'li yıllarını Marmaris'te geçirenler bilir. Marmaris'in ilk göz bebeği Finli turistlerdi. Son derece kibar, insancıl, dost canlısı Finli turistler bölgemizi gerçek anlamda ihya etmişlerdi o zamanlar. Kuyumcusundan dericisine, restoranlardan hediyelik eşyacılara, Finlilerden para hem de iyi para kazanmayan yok gibiydi. 90'lı yılların ortalarına doğru Marmaris'te İngiliz pazarının ağırlık kazanmasıyla bu sıcak insanları da daha güneye, Alanya taraflarına doğru göndermeye başladık. Tabii ki Alanya'daki konut sektörünün gelişmesi ve çok uygun fiyata yazlık satışları da Finlileri çeken bir başka etken oldu. Yine de Marmaris'ten kopamayan Finliler gönül bağıyla sevdikleri bu güzel coğrafyaya gelmeye devam ettiler. Bu nedenle de Helsinki'de düzenlenen Matka Mesut Fuarı da bölge turizmcimizin her yıl düzenli olarak katıldığı fuarlardan birisi oldu. Fuar bu yılda 19-22 Ocak tarihleri arasında düzenlendi. İskandinav pazarı açısından da önem taşıyan bu fuarda Türkiye partner ülke Türkçesiyle fuarın resmi ortağı konumundaydı. Her yıl farklı bir ülkenin yer aldığı, yer aldığı, oturduğu bu koltuğa bu yıl Türkiye oturmuştu. Ama ortada çok ilginç bir durum vardı. Finlandiya'dan Türkiye'ye turist getiren tur operatörleri 2017 yılında uçak ve yolcu kontenjanlarını yarı yarıya indirme kararını geçtiğimiz yaz almıştı bile. Buna neden olarak da yine terör endişesini göstermişlerdi. Yani Türkiye'nin ortak olarak yer aldığı fuarın gerçekleştiği bir ülkeden normal şartlarda turist artışı beklenmesi gerekirken ne yazık ki tam da tersine bir durum söz konusu oldu. Marmaris'te finli turistle ayakta duran tesis sayısı zaten bir elin parmakları kadardı. Şimdi ne olacak? Çoğu apart otel olan bu tesislerin kimisi başka otellerin personel lojmanı olma kararını, kimileri ise kapılarını bu yıl kapalı tutma kararını verdi bile. Geriye kalanlar da yalnızca Temmuz ve Ağustos aylarında gelecek fin uçaklarıyla sezonu tamamlayacaklar. İşte bu haber fin pazarına büyük sadakatle bağlı kalan tesisler için de Gönlü Marmaris'te olan filmli turistler için de gerçekten çok etkisi yarattı. Bu durumdan yalnızca Marmaris değil, film pazarına daha da bağımlı olan Alanya'da payını aldı. Alanya'ya 2017 sezonunda %50 oranında daha az filmli turist gelebilecek. Bu kötü dönemin Finlilerin bölgemizi unutmalarına yol açmayacağını umuyor ve bir diğer konu başlığına geçiyoruz. İran pazarı son yılların gözde pazarlarından birisi. Batı ülkeleriyle sorunlarını her geçen yıl azaltan ve ülke dışına gönderdiği turist sayısı yıldan yıla artan bir ülke İran. Özellikle de kültürel yakınlık duydukları Türkiye, İranlı turistin hedef tatili ülkelerinden birisi. İranlı turistler yaz aylarında kısıtlı charter uçaklarıyla gelse de turizmcimiz açısından Mart ayı ayrı bir öneme sahip. İran'ın yeni yılı yani Nevruz kelime anlamıyla yeni gün 21 Mart'ta kutlanıyor ve yaklaşık 13 gün sürüyor. İşte bu dönemde İranlar henüz boş kalan tesisler için çok güzel doluluklar sağlıyor. Türkiye'ye uçuşları bir türlü istikrara kavuşmayan ve her yıl farklı kararlar uygulayan İran Havacılık Kurumu ise beklenen yüksek doluluk oranları önündeki en büyük engel durumunda. Turizmciğimiz her şeye karşın İran pazarının geleceğinden umutlu ve Şubat ayında İran'a sık ziyaretlerde bulunarak Nevruz tatili pastasından pay almaya çalışacaklar. Bu yıl özellikle daha çok sayıda otelcimizin de yakın zamanda İran'ın yolunu tutacağını söyleyerek bu konudaki sözlerimizi de tamamlamış olalım. Şimdi bakalım turizmin başkenti Antalya'daki gelişmelere. Kemerli turizmciler Rusya'dan gelen haberlerle umutlandılar. 2017 yılında yaklaşık 2,5 milyon Rus'un Antalya'ya geleceğini tahmin eden turizm profesyonelleri yine de bu tahminin gerçekleşmesi konusunda çok rahat değiller. 2017 yılının genel olarak Rus, Ukrayna pazarından gelecek artışlarla 2016'dan daha iyi geçeceğini düşünen kemerli turizmciler İran'dan, Orta Doğu ülkelerinden, Birleşik Arap Emirliklerinden, Lübnan'dan daha fazla turist çekme niyetindeler. Bunun için de Arap dünyasının sanatçılarıyla konser anlaşmalarını şimdiden yapıyorlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz yılda bir Lübnanlı tur operatörü Marmaris'e daha fazla Lübnanlı çekmek amacıyla Marmaris Amfi Tiyatro'da bir konser düzenlemişti. İşte bu tür aktiviteler eğlenceyi seven Arap turisti çekmek isteyen büyük otellerin ve ajantelerin bu yıl sıkça başvuracağı bir yöntem olacak. Ve kemerli turizmciler de bu çalışmalara şimdiden başlamış bulunuyorlar. Antalya deyince akla ilk gelen turizm alanı futbol ve golf turizmi aslında. Ve bu müşterisinin çoğunu da Avrupa'dan alan Antalya otelleri bu kış dönemini %60, %70 civarında kayıpla geçiriyorlar ne yazık ki. Bu kayıp yıllar içinde oluşan fiyat seviyesini de aşağılara çekiyor. Golf otelleri kış dönemi için bundan yaklaşık 10 yıl önce 2007 yılında 2008 yılında 57 euro oda fiyatı verirken kış aylarından bahsediyoruz. Bu rakam içinde bulunduğumuz dönemde 42 eurolara kadar düşmüş durumda. Bunu söyleyen Antalya otelcilerin kendileri. Son iki yıldır Avrupalı golfçüleri kaybeden Antalya otelleri şimdi Pakistan, Kore ve Japonya'dan müşteri çekmeye çalışıyor. İşte Antalyalı turizmcilerin yönlerini çevirdikleri uzak doğu ülkeleri özellikle de Çin, Kore, Hatta Malezya ve Hindistan ülkemiz turizm pazarı açısından ciddi alınması gereken pazarlar aslında. Tek başına Çin 2016 yılında yurt dışına tam olarak 120 milyon turist gönderen bir ülke ve her yıl bunu %10-15 civarında da artırdığı gerçeği var Çin'in. Bu gerçeği kısaca belirtelim. Çok fazla üstüne duramayacağız bu programda ama önümüzdeki haftalarda ayrıntılı bir çin dosyası açacağımızı belirterek antalyalı turizmcilerimize de hedeflerini tutturmada başarılar dileyelim. Evet, bu kadar kriz haberine karşılık turizmde kazananlar da var. Kim bu kazanan diye merak ediyorsunuz. Şöyle açıklamaya çalışalım. 2016'da sektöre en çok zararı veren terör olaylarından gözük korkan turizmci 2017 yılında tesislerin ve tabii ki turistlerin güvenliğini ön plana çıkarmaya hazırlanıyor. Ve işte bu nedenle de büyük tesisler herhangi bir tatsızlık yaşamamak için özel güvenlik şirketleriyle geniş çaplı anlaşmalara imza atmaya başladılar. Antalya Belekli turizmciler bu konuda başı çekiyor bölgelerini güvenli hale getirmek için özel bir güvenlik ordusu kuruyorlar şu anda. Güvenlik görevlilerine silah kullanma izninin sezon öncesi çıkacağını düşünen Belek turizmcileri bununla da kalmayıp tesislerinde çalışacak personeli sıkı bir güvenlik taramasından geçirerek işe alacaklarını açıkladılar. Belek'te bulunan 47 dev tesis bölgede görev yapan emniyet güçlerine destek amacıyla özel bir güvenlik şirketiyle anlaşmayı yaparak güvenlik içinde hiçbir açık bırakmamayı amaçlıyor. İşte bu önlemlerden dolayı da güvenlik şirketleri 2017'nin kazananı olacak kuşkusuz diyoruz. Programımızın sonlarına yaklaştık. İki güzel haberle bitirelim bu haftaki programımızı. Marmaris'in bildiğiniz gibi Almanya'daki kardeş şehri Fürth'te Belediye meclis üyeliği yapan genç iş adamı Ayhan Yeşil, Marmaris e olan hayranlığı nedeniyle ilginç bir çalışmaya imza attı. Marmaris adını bir parfüme veren Ayhan Yeşil, hem erkek hem de kadınlar için ürettiği parfümle Marmaris adını Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'da farklı bir yoldan duyurmak istiyor. Yakında piyasaya çıkacak parfüm için son hazırlıklarını yapan Ayhan Yeşil asıl amacının eşi Fatma Yeşil'le tanışıp ona aşık olduğu Marmaris'in tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söylüyor. Yedinci his sloganının kullanıldığı Marmaris parfümü internet üzerindeki popüler satış kanallarından da alınabilecek. Bu güzel çalışmanın Marmaris adının bambaşka yollardan tanıtımına büyük katkısı olacağına sonuna kadar inanıyoruz. Ayrıca bu anlamlı ürününü Marmaris'teki esnafımızın da dikkatini çekeceğini umuyoruz. Marmaris'e özel bu çalışmanın bölgemize gelen turistlere sunulacak güzel bir hediye olarak pazarlanması hem esnafımıza hem de Marmaris'e katkı sağlayacaktır. Gerçekten de bugüne kadar hep tartıştık, tartışıyoruz. Marmaris'teki hediyelik eşyalar bir çambalımız Belki zaman zaman ada çayı, datça bademi e, ürün olarak kullanılıyor. Bunun dışına çıkamıyoruz. Özel bir üretimimiz yok. Genelde Çin'den getirilen ithal e, hediyelik eşyalar üzerine Marmaris yazılarak hemen her turistik bölgede bulunan e, klasik hediyelik eşyalar olarak satışa sunuluyor. Ve bu da turistin açıkçası çok ilgisini çekmiyor. Şimdi, Almanya'da yaşayan ama Marmaris'i de evi kadar seven bir iş adamı, genç bir iş adamı böyle bir girişimde bulunuyor. Bu aslında hepimiz tarafından desteklenmesi gereken bir girişim. Turiste farklı bir ürün sunacaksınız ve insanların günlük hayatında kullandığı bir ürün bu. Umarız ki etkili olur. Umarız ki herkes Marmaris parfümünün adını konuşur. Bu yoldaki çalışmalarından dolayı Ayhan Yeşil kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Çalışmanın sonuçlanmasını heyecanla merakla bekliyoruz. Evet şimdi programımızın son konusu müzik dünyasından. Güzel Marmaris'imize bir katkı da müzik, müzik dünyasından geliyor, müzik sektöründen geliyor. Birçok tanınmış sanatçının aranjörlüğünü yapan müzisyen Erkan İlgi kısa bir süre önce Marmaris'e yerleşti. Marmaris'e ilk görüşte aşık olan başarılı müzisyen yine ilk iş olarak da hayatının geri kalanını geçirmeyi planladığı şehrimiz için bir beste yapmaya karar verdi. Yakın zamanda tamamlanmasını beklenen Marmaris şarkısının kısa bir bölümünü siz değerli Marmaris Televizyonu izleyicileriyle paylaşacağız. Gerçekten de Marmaris tanıtımında büyük bir boşluğu dolduracağına inandığımız bu güzel çalışma için Erkan İrgi'ye gönülden teşekkür ediyoruz. Hemen söyleyelim, besteyi Ezgi Ercan seslendiriyor. Turizm ve sanat dolu bir hafta diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Çık gel marinaya Gel ki erken açıp gidelim kız Kumunlar